الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللهم اكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين آمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عزيز ومحترم جماعة المسلمين Hatırlayacağınız gibi bu cami-i şerifte yaptığımız derslere bir müddet ara verdik. Giderken biraz dalgınlığımıza geldi herhalde, gaflete geldi. Sizden izin isteyemedim. Yani ayrılışımı haber veremedim ama zannediyorum haber size ulaşmıştır. Burada izah etmek üzere başladığımız bir konu vardı. O konuyu, o mevzu bıraktığımız noktadan itibaren inşallah devam ettireceğiz. İnşallah Cenab-ı Hak'tan bir mani olmaz. Allah böyle şeylere mani olmaz da kendi seyyiatımızın, kusurumuzun neticesinde Allah maniler yaratabilir. Bu kusur benden de olabilir, sizden de olabilir. Siz kıymet vermezseniz nimet elinizden alınır. Ben kıymet vermezsem nimet benim elimden de alınır. Eğer siz benim için bir nimetseniz cemaat olarak, hoca olarak herhalde ben de sizin için bir nimet sayılmam lazım. Karşılıklı olarak bunu bilmemiz gerekiyor.
anlamamız, takdir etmemiz gerekiyor. Türkiye'de saat başı işler değiştiği için hangi gün, nerede, ne olacak, işler nasıl gelişecek, bunu hiç kimse kestiremediği için derslerime başlarken hep ihtiyatla başlıyorum. Fırsat olursa, imkan olursa, bir mani çıkmazsa ifadelerini kullanıyorum. Şartların nezaketini zaten hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. Mevzumuz şuydu, biliyorsunuz. Bir kişinin, herhangi bir insanın doğuştan inanma kabiliyeti var. Bütün insanlarda, bütün insanlarda inanma kabiliyeti, inanma yeteneği doğuştan itibaren var. İnsanın bünyesinde var bu. İmansız hiçbir insan yok. İnsan olur da inanmaz, böyle bir şey düşünmek mümkün değil. Ama ne vardır? Doğru inananlar var, yanlış inananlar var. Ama insanlar mutlaka inanıyorlar. Bizim imansız dediğimiz kişilerin imanı var. Ama bizim inandığımız, bizim kabul ettiğimiz şekilde inanmadıkları için onlara imansız diyoruz. Yani bizim inancımıza sahip olmayanlar demektir. O ateist dediğimiz, ben hiçbir şeye inanmıyorum diyenlerin de inanmamayı inanç haline getirdiklerini görüyoruz. Yani onun inancı da hiçbir şeye inanmamak. Hiçbir şeye inanmaması gerektiğine inanıyor. Öyle şartlandırmış kendisini. Peygamberler ne işin var? Adem Aleyhisselatü Vesselam'dan itibaren malum Hazreti Adem ilk insandır. Allah'ın yarattığı ilk insandır ve aynı zamanda Allah'ın ilk elçisidir. İlk peygamberdir. Ondan son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelinceye kadar çokluklarını ifade etmek için bir hadis-i şerifte Cenab-ı Hak 124 bin peygamber göndermiştir. Veya bir başka rivayetinde hadisin nakledenin tereddüdü var. 224 bin peygamberden bahsediliyor. Esasen bu dondurulmuş bir rakam da değildir. 124 bin veya 224 bin çok peygamber gönderildiğini anlatmak içindir. Hani konuşmalarda şöyle deniyor, yüz binlerce kişi, on binlerce kişi, bu nedir? Oradaki kalabalığın çok olduğunu, fazla olduğunu ifade etmek içindir. Hakikaten böyle sayılı 124 bin peygamber demek değil. Yeryüzünün neresinde bir topluluk varsa oraya mutlaka onları korkutan, onları müjdeleyen bir elçi gitmiştir. Kur'an'ın açık beyanı budur. Peygamberler şunun için geliyorlar. İnsanlarda doğuştan var olan inanma kabiliyeti zaman içinde sapıyor. Yanlış istikametler alıyor. Doğru inanma şeklini öğretmek için geliyor peygamberler. Sizin bu inancınız eksiktir, yanlıştır, hatalıdır. Şöyle inanırsanız doğru inanmış olursunuz demek için geliyor peygamberler. Mekkeliler mesela puta tapınıyor. Puta tapınıyor. 360 tane putu Beytullah'ın içine yerleştirmişlerdir.
Kimisi resim şeklinde, kimisi heykel şeklinde. Ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Vallahi onlara bu gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, o puta tapınanlara, o müşriklere sorsan, yerlerin ve göklerin Halik'i, yaratıcısı kim? لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ. Kesinlikle diyecekler ki o yaratıcı Allah'tır. Allah yarattı diyecekler. E peki, madem ki yaratıcı odur, yerin göğün yaratıcısı odur, o sizin ilah diye tapındığınız, mabut diye tapındıklarınızın da yaratıcısı o, niye yaratıcıyı bırakıyor da onun yarattıklarına tapınıyorsunuz dediği zaman, o zaman diyorlar ki canım bu alemde milyarlarca iş var. Bir tek Allah bu kadar işi nasıl yürütecek diyorlar. Yağmurları birine teslim ediyorlar. Rüzgarları birine teslim ediyorlar. Efendim aydınlığı birine veriyorlar. Karanlığı birine veriyorlar. Allah'ın işini kolaylaştırmak için ona eşler, benzerler, ortaklar buluyorlar. Gidin şimdi siz biraz sıkıştırın o ateistim diyenleri. İnanmıyorum hiçbir şeye diyenlerin azıcık canlarını yakın. Allah diye feryat edecekler. Yani yok. Olmayan bir varlığa niçin feryat ediyorsun sen? Diyeceksin ondan sonra. O normal şartlar içinde yok diyor. Vicdanını teskin edebilmiş değildir. Kalbine onu inandırabilmiş değildir. Netice en zor iş inanmaktır. Yani doğruya inanmaktır. Bakıyorsunuz koskoca adamlar profesör olmuş, doktor olmuş, ne bileyim dünyanın belli başlı ülkelerinde kürsü sahibi olmuş, keşiflere sahip. Bir türlü bu adama Hazreti Muhammed Allah'ın elçisidir dedirtemiyorsun. Ya bunu söylemekte ne sıkıntı var? Niye inanamıyorsun sen buna? İnanamıyor. Allah'a kulluk etmesi gerektiğini ona kabul ettiremiyorsun. O kadar yorucu işlere giriyor ki yapması gereken ibadetler yaptığı işlere göre en kolay işler. E bu kadar zor işi başarıyorsun da bu kolay işi yapamıyorsun. O inanmayla alakalı. Bir insan inanırsa dağı deler. Ferhat gibi. Hükümler onu sevgilisinden ayırmış, dağın arkasına atmış. Aşılması mümkün değil. Adam dağı deliyor. Ve o iptidai şartlarla. İnanırsan ben bu dağı delerim, delersin. Ama inanmazsan bir santımlık tahtayı da delemezsin. Bu inanmakla alakalıdır. İnanmış bir Müslüman boy abdesti alması gerekiyor. Cünüp olmuştur. Buzu kırıyor. Buzun altındaki suya giriyor, yıkanıyor. Çivi gibi. Hiçbir şey yok. O zayıf inanmış adam elinin içinde kaloriferli dairede yıkanırsam ben hasta olurum diye cünüp dolaşıyor. Bunlar imanla alakalı. Yani insanın beden sağlığı da, ruh sağlığı da imanla çok yakından alakalıdır. En zor işlerden birisi de o var olan imanı koruyabilmek. Onun devamını getirebilmek. Her zaman mevcudiyetini sağlayabilmektir. Hevese gelirsiniz, bir an için ikna edilmiş olursunuz ve inanırsınız. İslam dinini kabul edersiniz. Sonradan şartlar değişir, bozulur, başka şeyler ağır basar ve o inancınızı yitirebilirsiniz. Önemli olan onun devamını sağlamaktır. Devamını getirebilmektir.
İşte bizim buradaki dersimiz yapılan bir imanın usulüne uygun, kaidesine uygun bir kişi eğer iman edebilirse yapılan o iman geçerli midir, değil midir? Yani ben inandım, benim inandığımı kabul etmek zorundasınız diyemez kimse. Ben nasıl istersem öyle inanırım diyemez kimse. Allah-u Zülcelal nasıl istiyorsa öyle inanacaksın. Allah'ın istediği şekilde inanmaya mecburuz. Peygamberinin istediği şekilde inanmaya mecburuz. Geçerli iman budur. Öbürleri geçersiz. Bir inançtır, bir imandır ama Allah ve peygamberince geçersiz olan bir imandır. Kurtarıcı değil. Belki felaketlere sürükler adı iman olmasına rağmen. Allah katında yapılan imanın makbul olması için, geçerli olması için, imana vaat edilen sonuçların, iman edene vaat edilen neticelerin o imanla sağlanabilmesi için. Ben de iman var ve imana vaat edilen neticeleri de Allah'tan bekliyorum diyebilmen için tam 8 şart var. İşte bunları tamamlamaya çalışacağız. Bu 8 şartı eksiksiz yerine getirmek mecburiyeti var. Bunlardan 3 tanesini söylemiştim. Birincisi iman devamlı ve sabit olmalıdır. Yani ben İslam dinini kabul ediyorum diyorsun. Ben Müslümanım diyorsun. Kaç günlüğüne? Kaç seneliğine Müslümansın? Ve niyetin ne olacak? Hayatta kaldığın müddetçe Allah'ın verdiği ömrün sonuna kadar ben Müslümanım. Bu dine bağlıyım. Hatta ebedi hayatta inancım yine bu olacak. Yani dünyada ölene kadar Müslümansın, öldükten sonra başka bir şey mi olacaksın? Gene Müslümansın. Ölene kadar Allah birdir diyorsun. Öldükten sonra iki olmayacak ki Allah. Gene birdir Allah. Yani iman mutlaka devamlı ve sabit kalmalıdır. Geçici olan imanlar iman değildir. Makbul değildir, geçerli değildir. Herkes niyetini yokluyor. Şöyle içinizi bir yoklayın. Ben ne zamana kadar Müslümanım? Şimdi o geçici Müslümanları siz tanıyorsunuz. Eğer bir aksaklık olmazsa 18 Nisan'da gelecekler karşınıza. Gelecekler karşınıza ve siz onların yanında çok zayıf kalacaksınız. Şimdiye kadar Allah adını duymuyoruz. Diyor ki birisi, biz terörle mücadele ediyoruz. Niçin? Milletimiz için, Allah rızası için. Vay vay vay. Halbuki teröristin başı kendisi. Hangi Allah rızası? Terör ne ediyorsun sen? Terör, yani bir ülkenin nizamına, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki düzene karşı gelen teröristtir de, bu devleti yıkmak isteyen teröristtir de, bir kainat nizamı olan İslam'a karşı gelen nedir? İslam bir devlet düzeni değil sadece. Bir devletler düzeni de değil. Bir dünya düzeni de değil sadece. Bir kainat nizamıdır İslam dini. Canlı ve cansız bütün varlıkların tabi olduğu bir nizamdır. Adam bu cihan şumul nizama karşı geliyor ve efendim suçsuz, tertemiz. O nizama bağlı olanlar suçlu, kusurlu, günahkar ve bana karşı gelirsen terörist olursun, bana itaat edersen dürüst bir adam olursun. Cemaat, o
öyle dövülecek adamlarsınız ki siz vallahi. Böyle bir meşe odunuyla 10 tane vurmam lazım, 1 demem lazım. Öyle dövülecek kişilersiniz siz. Sadece dünya menfaati için, 5 paralık, 10 paralık geçici istekler için imandan vazgeçiyoruz biz. Bu gavurun peşinde, bu dinsizin peşinde dolaşıp durur bu Müslümanlar. Şu camide böyle kuzu gibi oturuyorsunuz ya, böyle bunlar dinliyorlar şimdi, her şeye inanıyorlar bunlar, her şeyi kabul ediyorlar. Vallahi yanlış, billahi yanlış. Kabul etmiyorsunuz maalesef. Suçlamak için söylemiyorum ben bunları, acıdığım için söylüyorum. Vallahi size acıdığım için bunları söylüyorum. Yoksa umurumda değil, ne yaparsan yap. Ama bir ahiret hesabı var. Siz de bu hesaba tabisiniz, ben de tabiyim. Nasıl Müslümansın ki sen bir türlü dostunu, düşmanını seçemiyorsun? Nasıl Müslümansın ki sen kafirle Müslümanı ayırt edemiyorsun ya? Bu olmaz. Böyle bir Müslümanlık olamaz. Kafirle Müslümanı muhakkak seçeceksin. Ayıracaksın, bileceksin. Bu adam fırsatı bulursa ezer geçer. Ne dinini tanır, ne kitabını tanır, ne peygamberini tanır, kimseyi tanımaz. İman geçicilik kabul etmez. Devamlı ve sabit olmalıdır. Birinci şart. İkincisi, dinde inanılması gereken ne varsa, ki dinin tamamına inanmak mecburiyeti var. Dinin bir parçası ise ona mutlaka inanmak zorundasınız. İnanmazsan o dinin diğer maddelerine inanmak da seni kurtarmaz. Tamamına iman etmek mecburiyeti var. Dinin tamamına ama %100 ölçüsünde kesinlikle iman edilmelidir. İslam dininin tamamını kabul edeceksin ve tereddütsüz kabul edeceksin. Acaba öldükten sonra dirilmek var mı? Bu şüphe götürmez. %100 dirileceğiz. Acaba bahsediyor Kur'an'da olduğu söyleniyor, cinlerden bahsediyorlar. Cin diye bir varlık var mı? %100 var. Ben görmüyorum. Senin görmediğin bir şeyin olmaması gerekmez ki, sen ruhunu da görmüyorsun. Yok mu diyeceksin ona? Arada bir başın ağrır. Başım ağrıyor diyorsun, ben görmüyorum. Yalan söylüyorsun desem. Kızmaz mı adam bana? Ya ben kıvranıyorum, göster bakayım o ağrını. Nerede o? O kadar çok şeye inanıyoruz ki, onların hiçbirisini görmüyoruz. Yani bir şeye inanmanın şartı onu görmek değildir. Ve dinde asıl olan gayba iman etmek, görmeden inanabilmektir. Esas olan budur. Hem dinin tamamına hiçbir meselesini atlamadan, hem de tam bir kesinlikle, tereddütsüz, şüphesiz, net, berrak bir şekilde iman edilmelidir. İkinci şart da budur. İmanın makbul olmasının şartı. Üçüncü şartımız, orada kaldık. Herkes benim inancım doğrudur diyor. Şimdi şu cemaatle teker teker konuşsa çok ayrı görüşler ortaya çıkar. Mesela ortak bir konu namaz. Mevzumuz namaz olsun. Namazı tartışalım. Şu cemaatin sayısı kadar namaz fikri ortaya çıkar burada. Halbuki herkes standart inanmalıdır. Az çok fikir farkları olur, düşünce farkları olur ama bu esas da olmaz. İşte bir inanma şeklinin geçerli olması için o inancın ehli sünnet vel cemaat inancına uygun düşmesi lazım. Ehli sünnet vel cemaat. Bu öyle bir tabir ki, bu ehli sünnet vel cemaat,
en lüzumlu bilginizi, yani bunu hiçbir zaman unutmamam gerekiyor dediğiniz şey neyse, onu nereye yazıyorsanız bu ehli sünnet vel cemaatı oraya yazacaksınız. Bu neresidir? Beyninizin içi. Keşke mümkün olsa da bu beyinleri açıp oraya ehli sünnet vel cemaat tabirini kazıyıp yerleştirebilsek. O kadar ciddi bir olay. Ehli sünnet vel cemaat. Eskiler işi çok sıkı tuttukları için eski nüfus kağıtlarında kişinin dinini yazdığı gibi mezhebini de yazar. Tamam, Müslümanım diyor. O Müslümanlık adı altında neye inanıyor? Onun inandığı İslam nasıl bir İslam? Şimdi anadan doğma çıplak geziyorlar. Müslümanım diyor. Ömür boyu namaz kılmıyor. Müslümanım diyor. Gece gündüz sarhoş. Müslümanım diyor. Hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Devamlı zina ediyor. Müslümanım diyor. Bir de bunların hiçbirisini yapmayan, bu suçların hiçbirisini yapmayan bir adam var. O da Müslümanım diyor. Bunları mutlaka ayırmak lazım. Ehli sünnet vel cemaat nedir? Onu şöyle iki cümleyle ifade edeceğim. Yani ikide bir ehli sünnet diyorsunuz ve ne demek istiyorsunuz? Ayrım yapmak için mi? Hayır. Ehli sünnet vel cemaat sözü size bir şeyleri çağrıştırmamalı. Çağrıştırsa da bir şey ifade etmez de çağrıştırmamalı. Adı İslam olan İslam dininin bir başka ifadesi ehli sünnet vel cemaattir. İslam demek ehli sünnet vel cemaat demektir. Ehli sünnet vel cemaat demek de İslam demektir. Efendim ehli sünnet diyorsun sen, Şiileri ayırıyorsun, Alevileri ayırıyorsun. Onları ben ayırmam. Kendileri ayrılırlarsa kusura da bakmasınlar. Niye ayrılıyor? Ona kim ayrıl demiş ki ayrılıyor? Kaldı ki hepsi de ayrılmış değildir yani. Öyle bir ayrım için konuşmuyorum ben. İşin özünü söylüyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Hazreti Musa'nın aleyhissalatu vesselamın kavmi, Hazreti Musa'nın kavmi 71'e bölünmüştür. 71 firka olmuşlardır, sınıf olmuşlardır. Bunlardan 70'i cehennemliktir. İçlerinden bir firkası, bir sınıfı cennet ehlidir. 70'i yanlış inandığı için, hatalı inandığı için cehenneme yuvarlanacaktır. Hazreti İsa'nın kavmi ise 72'ye bölünmüştür. Hazreti İsa'nın ümmeti, onların da 71'i cehennemliktir. Bir zümre cennet ehlidir bunlardan. 71'i yanlış inanıyor. İsa Allah'tır diyor, Allah'ın oğludur diyor, Hazreti Meryem Allah'ın karısıdır diyor. Cehennemliktir bunlar. Benim ümmetim ise, ümmeti Muhammed ise 73'e ayrılacaktır diyor Peygamberimiz. Bu 73'ün 72'si cehennemliktir. Bu 73'ün 72'si cehennemliktir. İçlerinde bir firka var, bir firkayı Naciye, kurtuluşa hak kazanmış, kurtuluşa layık cennet ehli bir tek sınıf var. Onlar cennetliktir. Buyurduğu zaman sordular, men hum ya Resulallah? Bu 73'ün içinden kurtulabilenler kimlerdir ey Allah'ın Resulü? Peygamberimiz buyurdu ki, ellezine hum ala ma ene aleyhi ve ashabi. Onlar benim
ve ashabımın yolu üzerinde bulunanlardır. Benim yolumu takip ediyorlar. Benim ashabımın, ilk Müslüman arkadaşlarımın izini takip ediyorlar. Canım, peygamberin yolunda olmak yetmiyor mu? Yetmiyor. Niye? Çünkü peygamberin yolunu biz o ashabtan öğreniyoruz. Peygamber nasıl yedi, nasıl içti, nasıl yürüdü, nasıl yattı, nasıl uyudu, eşiyle nasıl görüştü, ticareti nasıl yaptı, kafire muamelesi neydi, Müslümana neydi? Bütün bunları öğrenebilmek için ve bu ölçüler içinde peygamberi takip edebilmek için onun ilk talebeleri olan sahabeden biz bunları öğreniyoruz. Adım adım izliyorlar onlar Allah'ın peygamberini. En özel hayatını da biliyorlar. Dört duvarın arasında, kendi yatak odasında peygamber hanımına nasıl yaklaşıyor? Allah'tan başka gören var mı? Yok. Sahabe bu davranışları biliyor. Nasıl biliyor? Hazreti Muhammed haber veriyor onlara. Bu iş şöyle olacaktır diyor. Hayvan gibi değil. Tarif ediyor. Ona da tarif ediyor peygamberimiz. Çünkü her konuda örnek Allah'ın Resulü. Her konuda örnek, her konuda önder. Onun hayatını biliyor. Onun için peygamberin yolunu, sahabenin yolunu takip edenler, ehl-i sünnet ve cemaat çizgisini yakalamış olanlardır. Ve onları tanımak lazım. Peygamberi tanımak lazım. Yani siz bir Müslüman düşünüyor musunuz? Ben Müslümanım diyecek, evet, ben Hazreti Muhammed gibi inanmıyorum diyecek, o Müslüman olur mu? Peygamberin gibi inanacaksın elbette. Bu imanı tarif eden kişidir. İlk iman eden kişidir. Amener Resul, Kur'an'da, her yasından sonra okuyoruz. Peygamber kendisine indirilen kitaba iman etti diyor Cenab-ı Hak. Siz Kur'an'a iman edin, beni bırakın. Böyle bir şey diyor mu peygamberimiz? Önce o iman ediyor. Gelen vahye, gelen ayetlere önce o iman ediyor. Siz de benim gibi iman edin diyor. Ve sahabe, ilk iman eden nesil sahabedir. Son onları takip edenler nesilden nesile bu iman bize kadar intikal etti. 14 asırdan beri. Şimdi çıktı, efendim biz bütün inançlara saygılıyız. Hayır! Kim demiş bunu? Böyle diyen kafir olur. Bakın, böyle diyen Müslümanlık çerçevesinin dışına çıkar. Sen nasıl bütün inançlara saygılı oluyorsun bakayım? Karşındaki adam diyor ki Muhammed yalancıdır. Sen buna saygı mı gösteriyorsun? Kur'an uydurma bir kitaptır diyor. Sen bu inanca saygılı mısın? Allah ikidir, üçtür diyor. Sen buna saygılı mısın? Allah yoktur diyor. Sen buna saygılı mısın? Kafir olursunuz. Sakın bu tabirlere yanaşmayın. İnsanları kafirleştirmek için oynanan oyunlar bunlar. Oo, bütün inançlara saygılıymış. Onu belki şöyle tevil ederiz. Bu adamları kurtarmak için. Hani hekim hastayı kurtaracak ya, illa son gayretini gösteriyor. Biz de bunların küfre düşmemelerini sağlamak için bütün inançlara saygılıyız. O inançları doğrultuncaya kadar, doğruyu anlatana kadar onlarla alakayı kesmeyeceğiz, meşgul olacağız, ilgileneceğiz demektir. Diyelim. Ama biz bunu böyle kullanmıyoruz, haber vereyim size. Ben sizin aranızda yaşıyorum. Kim ne maksatla kullanıyor bu tabiri? Bütün fikirlere saygılıymış. Hangi fikre saygılısın sen bakayım? Geldi adam, Türkiye Cumhuriyeti'ni bölüşeceğim diyor. Saygı göstersene bana bakayım. Göster saygını da bir göreyim seni. Paylaştıracağım, paramparça edeceğim diyor adam devleti. Ona saygı göstersene bakayım. Niye ordularını harekete geçiriyorsun madem her fikre saygılısın? Her fikre saygılıdır.
Hele bu İslami bir fikir olursa ona saygı olmaz. İslam'a zıt bir fikirse ona saygılıdırlar. Böyle iki yüzlülük, çok yüzlülük, on yüzlülük, beş yüzlülük olmaz böyle şey. Mevlana'nın dediği gibi ol. Ya olduğun gibi görün veya göründüğün gibi ol. Öyle münafıklıktan bir şey çıkmaz. Müslüman görüneceksin, içinden gavur olacaksın. Efendim gavur görüneceksin, güya içinden Müslüman olacaksın. Böyle şeyler çıkmaz. Ehli sünnet vel cemaat. Bir daha söylüyorum, ehli sünnet demek Peygamber aleyhissalatu vesselam ve sahabe gibi inananların meydana getirdiği topluluktur. İşte o topluluktan olacaksın. Onlar gibi iman edeceksin. Onlar gibi yürüyeceksin yolunda. Efendim herkes öyle diyor. Ben Alevi kardeşlerimize şunu söylüyorum. Ehli sünnetin en büyük adamı Hazreti Ali'dir. En büyük sünni veya en büyük sünnilerden birisi diyeyim, öbürlerine haksızlık olur, Hazreti Ali'dir. Yani içinizde kim var? Hazreti Ali, Hazreti Muhammed gibi inanmıyor. Muhammed başka türlü inanır, aleyhissalatu vesselam. Hazreti Ali başka türlü inanır. Bunu diyebilecek bir adam var. Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'in kopyası. O sünni, sünni kime diyoruz? Peygamber gibi inananlara, sahabe gibi inananlara. Hazreti Ali %100 peygamber gibi inanıyor. Sen onun peşindeki o vagonsa, o lokomotifse Hazreti Ali, ona eklenen vagon, sen nasıl başka türlü oluyorsun? Sen nasıl başka türlü olabilirsin? O zaman ya Ali'yi tanımıyorsun ya da Ali'ye bağlıyım derken yalan söylüyorsun. Ya Ali'yi tanımıyorsun ya da yalan söylüyorsun. Şimdi işin içinden çıkmak için, zor şartlar içindeler, işin içinden çıkmak için tam bir fırsat buldular. Diyorlar ki, tarihte iki tane Ali var. İki tane Ali var diyorlar. Ve saatlerce süren programlarda, televizyon programlarında birisi o tarihi şahsiyet. Vurucu, kırıcı, zorba. Vurucu, kırıcı, zorba Ali var. Bizim onunla işimiz yok diyorlar. O Muhammed Mustafa'nın damadı. Onunla işimiz yok ya. Bir Ali var ki Anadolu'nun bir Ali'si varmış. Ne o? Fakirin yardımına koşar. Acizlerin, güçsüzlerin yardımına koşar. Herkese iyilik yapar. Hani Hristiyanların bir Noel babası var ya, bir yalan. Hiç onun da aslı yok. O da sahtekarlık. Tarihte Noel baba diye bir şey yok. Hristiyanlığın tarihinde de yok böyle bir şey. O da uydurma bir şey. İnsanları aldatmak için efendim Hazreti Ali'yi o hayali Noel baba durumuna sokmak istiyorlar. Ve Anadolu'nun Ali'sidir bu. Bilesiniz ki bunların tamamı ateist sapık. Aleviler üçe bölünüyorlar. Çok kısa söylüyorum. Üçe bölünüyorlar. Ve bu işin temeli Yahudiliğe dayanır. Ne yazık ki. Çok üzgünüm. Şia'nın kökü Yahudiliktir. Amansız İslam düşmanı Yahudi, oranın da kökü maalesef. Masonluğun, komünizmin kökü olduğu gibi, her fitnenin kökü olduğu gibi, bütün menfi sistemlerin, düşüncelerin, doktrinlerin temeli olduğu gibi, buranın da temeli onlar. Yemenli bir Yahudi, Abdullah İbni Sebe, ne güzel adı var Abdullah. Babasının adı Sebe'dir. Bu Yahudi Şia'nın temelini atmıştır.
Onlar üçe bölünüyorlar. Bir kısmına Gulat-ı Şia, Şia'nın aşırı olanları, ifrata varanları. Bunlar diyorlar ki, o Abdullah İbni Sebeh, o Yahudinin önderliğinde gidiyor bunlar. Ali Allah'tır diyorlar. Haşa. Hazreti Ali'nin kendisi Allah'tır. Ve Allah'tır da niye öldü onu? Yani nasıl Allah'tır ki kendisini ölümden kurtaramıyor? Hristiyanların dediği gibi Hazreti İsa Allah'tır. Hem de diyorlar ki çarmıha gerilmiştir. Niye çarmıha gerilmeyi önleyemedi Hazreti İsa? Allah değil ki. Ali de değil, o da değil. Ali Allah'tır diyenler kesin kafir ve dinsizdir. Ben Ali'yim dese de kafirdir, demese de kafirdir. Onları bir daha defterinizden silin atın. İkinci bir grup var. Hurabiye derler onlara, tarihi isimleriyle. Hazreti Ali'yi peygamber kabul ediyorlar. Hazreti Ali çocuktu. Cebrail aleyhisselam vahyi getirirken yanlış adres aldı, şaşırdı. Ali'ye gidecek yerde Muhammed'e gitti. Ve Hazreti Ali kızını vererek, Hazreti Ali'ye kızını vererek Muhammed peygamberliği ondan aldı. Halbuki peygamberimiz peygamberliğini ilan ettiği zaman Ali 10 yaşında bir çocuk. Sonra dünya hiç duydu mu Hazreti Ali'den? Bu peygamberlik benim hakkımda ama onu kayınpederim şu veya bu oyunla elimden aldı. Bunlar da kesin kes kafirdirler. Ali peygamberdir diyenler kafirdir. Bunların Aleyhilikle de alakası yok. Şia'yla da alakası yok bunlar. Ateist, dinsiz. Bunlarla bizim hiç bilgimiz yok. Bir üçüncü Alevi var. Bunlara Mufaddıla denir tarihi ifadesiyle. Peygambere inanıyor. Allah'a inanıyor, Kur'an'a inanıyor, İslam'a inanıyor. Farkı nedir? Hazreti Peygamber'den sonra en büyük insan, bu ümmetin en faziletlisi, en şereflisi Hazreti Ali'dir diyorlar. Peygamber bir numarada ise iki numara Ali'dir diyorlar. Hazreti Ali'yi tercih ediyorlar, en üstün kabul ediyorlar. Ehl-i Sünnet ne diyor? Bu ümmetin peygamberden sonra en büyüğü Hazreti Ebu Bekir'dir. Ve öyledir. Tartışılmaz mı? Sonra Hazreti Ömer'dir. Sonra Hazreti Osman'dır. Sonra Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali'nin dördüncü oluşu onun değerini düşürmez ki. Faziletini düşürmez ki, onu küçültmez ki. Ümmet bunu böyle bilerek gelmiştir. Bakın şu levhalara. Şurada önce Allah yazıyor sağ tarafta. Şurada Muhammed yazıyor. Geçiyorsunuz arkaya. Sağ. Hemen o tarafta Ebu Bekir. Şurada Ömer. Sonra Osman. Sonra Ali. Ehl-i Sünnet bunu camilerine de nakşetti bu sırayı. Camilere. Şimdi son zamanlarda yapılan camilerden bu levhalar kaldırıldı. Tehlikeli bir oyun. Siz bu yanlışlıklara kurban gitmeyesiniz. İnşallah buradan devam edeceğiz. Ezan okundu, ben bekletmeyeyim sizi. Kısa bir maruzat var. Yani bu biliyorsunuz kongrelerde de uzun uzun konuşturmazlar kimseyi. Ama birisi usul hakkında konuşacağım dedi mi akan sular durur. Bu da şimdi usulle ilgili. Allah razı olsun. Geçen hafta ben de dinledim. Biraz rahatsızdım burada. Iğdır'ın Karakoyunlu galiba aklımda öyle kaldı. İlçesi müftüsü buraya gelmişti. Kendisi kürsüye çıktı. Ve derdini anlattı. Yani müftülük dairesi bir banyoda. Bir hükümet binasının banyosuna alınmış. Onu oradan kurtarmak için bir bina yapmışlar.
bir cami, iki odalı bir müftülük binası ve iki odalı bir Kur'an kursu binası. Demek arkadaş o kadar ihlaslı ve samimi ki, benim 500-600 milyona ihtiyacım var dedi geçen hafta. Ustalar beni bekliyor. Tayini de çıkmış oradan. Başka bir ilçeye müftü olarak gidiyor. Ben gidiyorum, gerisi ne olursa olsun demedi arkadaş. Son anda da bir şeyler yapayım. Camine yardım etti bilmiyorum. Burada dedi ki 5 milyar olsa bu tesis tamamlanır. Bir kardeşimiz, çok sevdiğim bir kardeşimiz bana yanaştı namazdan sonra, bu müftü efendinin isteğini yerine getireceğim ben dedi. Onu alıp bana gelir misin? Aldım götürdüm. 4 milyar 274 milyon çıkarttı. Tahmin ediyorum onu 5'e tamamlayan parayı da siz buradan verdiniz. Bu ne kadar fevkalade bir şey. Allah razı olsun. Şimdi bugün bir başkası var burada. Kars'ın Posop ilçesini hepiniz biliyorsunuz. Hatta kızdığınız zaman şimdi seni Posop'a sürerim, yani bir mahrumiyet yeri olduğunu, imkansızlıklar içinde olduğunu ifade için bunu kullanıyoruz. Uzun yıllar Sultanahmet Camii'nde imamlık yapan Recai Hoca Efendi'yi tanıyorsunuz. Sultanahmet'in iki imamından birisi. Şimdi bu Posop ilçesine müftü olarak gitti. O Karakoyunlu müftüsü neyle karşılaşmışsa aşağı yukarı Posop müftüsünün derdi de bu. Hiçbir şey yok. Mahalli imkanlar kıt. Orada ehli sünnet biraz az, öbür taraf çoğunlukta ve ehli sünnet tesisleri zayıf. Yardım istiyor bu arkadaşımız. Kendisi de bugün Beyazıt Camii'nde. İstanbul'a orada bir arsa varmış. Ona bilmem nereye kaydırıyorlarmış. Bir ilk öğretim binası falan mı yapılacak ne? Bu arkadaşımız son anda yetişiyor. İşte bir Kur'an kursu, bir cami, bir külliye yapmak üzere yola çıkacaklar. Dediler ona, herhalde daha önceden de biliyorum, Mahmut Paşa senin yarana merhem olur. Veya yarana bulacağın merhemin bir kısmını oradan bulacaksınız. Bugün burası için sizden yardım isteniyor. Kars'ın Posop. Canım Posop beni ne ilgilendiriyor? Peki Ruslar oradan içeri girerse sen burada rahat oturacak mısın? Oturamayacaksın. Vallahi Rusların girmesinden daha tehlikelidir küfrün oradan içeriye girmesi. Daha korkunçtur. O küfür gelir seni İstanbul'da da bulur. Sarp kapısından giren Nataşalar İstanbul'a gelmiyorlar. Yuvalarınızı yıkmıyorlar, yıkıyorlar. Mutlaka o cephelerin iyi tutulması lazım. Ona da İslami hayatın geliştirilmesi lazım, güçlendirilmesi lazım. Her yere yardım edeceksiniz ama buralara biraz daha gönülden. Diyelim ki geçen hafta ki kardeşimize benzer bir kardeşim daha çıksın. Namazdan sonra desin ki bana, hocam çok da yorulma, cemaat da iştirak etsin ama o müftü efendinin ihtiyacı nedir? Onu ben takdim edeyim, o müftü efendi gitsin işini yürüsün. Vallahi içimizde böyle kişiler var. O paralar sizin olsun, varis de.